Gelelim Ali Ağaoğlu meselesine. Ali Ağaoğlu burada iki gün boyunca konuştuğumuz kızının düğünü haberlerinden ve yorumlarından hoşlanmamış ki burada tamamen eleştiri sınırları çerçevesinde ilk gün özellikle. Hani böyle bir hakaret yok, küfür yok. Tek eleştiri şuydu. Biz kimseye hani, hakaret etmiyoruz. Ha, odaklanılan nokta şuydu. Yani. Ali Bey hani böylesine bir süreçte bu kadar şatafata ne gerek var denildi. İşin şeyi evet. Bu özeti değil mi? Evet. Fakat bu da hoşuna gitmemiş. Etrafındaki demin bahsettik ya boş beleş bazı sözde gazeteciler var. Programı da kıskanıyorlar biliyorsunuz. Tabii. Ali Bey'i biraz doldurmuşlar belli ki. Hmm. Ali Bey de hem beni hem de yapımcımız Bilal'i de aramış. Ağzına gelen ne küfür varsa saydırıp ben kendimi yani benim başıma geleni anlatayım. Saydırdı. Sonrasında Nihat'a da tabii. Ölümle beni tehdit... niye aramıyor bunlar onu anlamıyorum. Bilemiyorum senden çekiniyorlardır. Bilmiyorum abi beni. Çok fena saydırdı onu söyleyeyim. Ama belki aramıştır açmıyorsun. Yok aramadı. Özel şey tanımadım. Yok yok öyle bir numara da aramadı. Hadi kimse ya. Aramadı yani. Allah Allah. Sonrasında da ölümle tehdit edip sizi kimse kurtaramaz deyip kimse kurtaramayacak. Tehdit var. Genel yayın koordinatörümüz Osman Gökçe'nin de adını vererek. Evet yine küfürlere devam ederek o da kurtaramaz gibi tehditleri savurarak telefonu kapattı. Ha, sen daha hiçbir şey söyleyemedin. Hiçbir şey söyleyemedin. Tak 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 makineli tüfek gibi kapattı ondan sonra. Ben de muhatap almam. Niye arayayım böyle bir insanı? Böyle bir tavır üstü doğru mu? Tabii de. Ondan sonra 3-5 dakika sonra yanındaki o bahsettiğimiz kişilerden biri aradı. O da toparlamaya çalıştı. Dedim geçmiş olsun. Şimdi bugün de onu konuşacağız. Şimdi küfür ve tehdit. Şimdi param varsa istediğini tehdit edip istediğini evden alıp aldırıp istediğini vur. Burası mafya ülkesi mi? Mafya devleti mi? Nedir? Bir kere onu bir soralım. Bir kere o eskidendi. Bravo. Öyle evden aldırıyorum. Yayını durduruyorum. Bak telefonla senin işine son veriyor falan. O devir bitti. Onların devri de bitti. Öyle starların şimdi evde oturduğu dönemler başladı. Ha. Şimdi insanlar bak ben 28 yaşındayım. 2 yıldır da şurada iş yapıyorum. Bir tane R yok biliyor musun bende? Benim aldığım küfürün, ölüm tehdidinin yani anneme, eşime, doğmamış çocuğuma o kadar küfür alıyorum ki bir tane de geri vites yapmıyorum. İşte ben yapmadığım için işine gelmiyor. Ben yapmayınca bunlar bu sefer geri vites yapıp benle bu sefer diyorlar ki canım biz seni yanlış tanımışız. Sen böyle kısmışsın, şöyle kızmışsın. Onların bunu yaptıracağı dönem bitti. Artık medya patronları o kadar zeki ki, medya patronları artık o kadar beşeri ilişki dışında işine gücüne odaklanmış durumda ki herkes işine gücüne bakıyor. Yani bu zekayla doğru orantılı bir şey. O devir bitti. Yani bu iş burada yemez yani. Şimdi tabii neden kaynaklanıyor? Ali o düğün görüntüleri gelsin. Yani o sosyal medyaya düşmüş. Kardeşim adam haklı. Siz ne adamı ilk defa gidiyorsunuz gizli orada aile dostlarıyla birlikte gizli kapaklı düğün yapıyor. Ne gizli gizli gidip buluyorsunuz, görüntüleri getiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Belki adam bilinmesini istemiyor. O da başka bir ironi yani. Hayır, sanki gizli bak belki yaptı. Adam evet adam gizledi. Kimse yok. Siz ne diye kameraları getirdiniz, koydunuz? Hadi gizli, kamerayı gizli. Biz koyduk. Şeyin yalanın fiyatını da mı biz bulduk yalanın kardeşim? Yalanın fiyatını nasıl öğreniyorsunuz siz? Yalan da olan işler. Türkiye günlerdir Ali Ağaoğlu'nun kızının düğününü konuşuyor. Burada sadece biz konuşmuyoruz. Hatta Ali Ağaoğlu'na hakaretler, küfürler sosyal medyada gırla. Biz burada eleştiri sınırları biliyorsunuz. Neler. Eleştiri sınırları ben çerçevesinde. Ben bir de resmi gösteriyorum. Yani neler yaptılar ya o güzelim kıza. O kızcağıza biz bak burada masada bizim bu arada gelinle damada bir tek sözümüz yok. Hep mutlu olsun dedik yani değil mi? Evet. Bizim tek eleştirimiz bu kadar şaşaaydı yani. Evet bu kadar gösterişe ne gerek var? Bu kadar abartıya ne gerek var? Hayır, ben orada değilim biliyor musun Ömür? Ben dün de söyledim. Ağlarsın dedik. Bak ben onu da söyledim. Şaşaa yapabilir. Şaşalı bir düğün. Böyle parası bir süreçte. Var. Bak parası var abi. Şatafatlı bir düğün de yapabilir. Kızına yalı saray da alabilir mesela. Saray da alabilir yani. Adamın para adamın kardeşim. Fakat duyurulması doğru olmadı dedim ben. Yine söylüyorum. Burada insanlar açlıktan ölüyor. Şehitlerimiz var. 15 Temmuz hala diri, taptaze. Her gün ayrı bir kanalda görünüyor. Her gün gazilerimiz çıkıp anlatıyorlar. Diri diri. Halep'ten gelen çocukların hali ortada. Daha dün gelmiş işte çocuğun bebeğin adını Türkiye koydular. Gördüm o Türkmen ya. Kardeşlerimiz. Kadın çat pat Türkçe konuşuyor. Doğru işte tamam. Söyle tamam. Yani evet. Böylesi hassas bir süreçte milli seferberlik ilan edilmiş. Esnaf gerçekten esnafımız zor durumda ve esnaf adeta Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi vatanseverlik noktasında davranıp ulan madem ülkemiz dört bir taraftan hem içeriden dışarıda saldırı altında
Ben de aç kalacağım, açıkta kalacağım, ceketimi satacağım ama yine de dik duracağım diyerek kan ağlamasına rağmen kan kusup kızılcık şerbeti içme tabiri vardır ya. Böylesine onurlu bir duruş sergiliyor. Bu süreçte bunun Elbap'ta askerlerimiz orada ülke savaş halinde yani bu süreçte böylesine duyulması, duyurulmasının doğru olmadığını söyledim. Ha, yine yap. Ya yapar Bircan. Yine yap. Yapar. Duyurulma. Ben kızıma bunu yaptım, şunu yaptım, yalı aldım, yok. Duyurma kardeşim, duyurma. Sen duyurması yanlış oldu dedim ben Ömür. Evet. Yine söylüyorum, yine yanlış diyorum. Yine söylüyoruz, evet yanlış. Yanlış. Bu kadar abartı yanlış. Bir daha söylüyoruz. Söylenmesi yanlış. Şimdi ben niye bileyim? Etrafında sen 3-5 gazeteciyi satın aldın diye bizi de satın alabileceğini mi zannediyorsun? Ya mesela... 20 yıldır tanıyorum abicim ben seni. Yani ayıp değil mi? Açıp küfrediyorsun, ölümle tehdit ediyorsun. Burası Patagonya mı? Ne yapıyorsun Ali abi? Olmaz, yakışmadı. Bak kim? Adresimiz belli, evimiz belli, yurdumuz, işimiz belli, yerimiz belli. Ara şimdi de seni bak direkt mikrofona buradan bağlayayım konuş. Aynı şeyleri şimdi burada da söyle. Telefon burada. Numaran var sende. Direkt aradın. Nasıl küfrettiysen, tehdit ettiysen ara konuş yine Allah için ya. Herkes duysun. Türkiye duysun ne dediğini. Çünkü dedi ki kaydediyor musun dedi. Ben dedim öyle pislik yapmam. Kaydetmem dedim. Kaydetmem ben dedim. Kaydet dedi bir daha söylüyorum dedi. Yine küfür yağdırdı. Yine tehdit etti. Ben kaydetmiyorum dedim. Sizi öldüreceğim ha. Bu üslup dedim. Bu tavır yanlış dedim. Hadi şimdi kaydetmeyeyim de canlı yayında sen tekrar aynı şeyleri söyle. Rica ediyorum. Peki ikinci telefonda dedin ya biraz kurtarmaya çalıştılar. Oradaki cümleler neydi? Orada yanındaki yine. Sinirlendi falan mı dedi? İsmini vermeyeyim. Yok. Bir işte bahsettiğimiz arkadaşlardan biri. Evet, sizi bu devlet de kurtaramaz demiş. Bak. Tabii tabii. Sizi bu devlet bak. Bizim İçişleri Bakanımız var. Bak İçişleri Bakanımız var. Adalet Bakanımız bak, bak, var. Bir İçişleri Bakanımız var. Bak sana yemin ediyorum. Sayın Soylu. Bak, yani karşında en kral adamın dengesini bozar. Bak hiçbir şey yapmaz Sayın Süleyman Soylu. Bak hiçbir şey yapmaz. Sadece böyle bakar adam. Adam bakışlarıyla zaten dengeni bozar senin. Bak bakışlarıyla. Bakışlarıyla dengeni bozar. Devletimiz ayakta. Patagonya değil, Afrika ülkesi değil. O yüzden o hani devlet bile bir şey yapamaz. Öldürürüm sizi falan. Bu işler yani sizi ölmeyi kimse, bayılmak zannediyorlar. Sizi kimse kurtaramaz ifadesi çok net. Sizi kimse kurtaramaz. Bittiniz siz. Zaten küfürleri söyleyemeyiz burada. Çok ağır küfürler. Bu kadar. Nihat'a çok fena. Ha, bana şey demiş. Bana demiş ki ya demiş o uyuşturucu kullanan adamı orada ne konuşturuyorsunuz? Bak bak. Uyuşturucu. Ona kim ne söylemişse yani bak. Kişi fikri neyse zikri doğudur. Bak Ali Bey. Gel seninle şunu yapalım. Pilates yapıyor. Bir rahatsız etme Allah aşkına. Ne diyorsun abi? Pilates yapıyor Ali Bey. Rahatsız etme diyor. Ali Bey gerçekten hani bana tehditlerin falan önemli. Sen biraz canın sıkılmıştır. Birileri bir şey söylemiştir. Doldurmuşlar bizi, çok fena. Ya dolmuşsundur. Küfür de edersin. Sen bizim büyüğümüzsün. Diyelim ki es geçtik onları. Tamam. Biz de küçüklüğümüze verdik vesaire. Kapattık ama eğer şu konuda bir iddian varsa iddialıysan eğer o sözlerinde yani Nihat Doğan uyuşturucu kullanan adamı oraya ne diye çıkartıyorsun diyorsun demişsin ya. Gel biz seninle oradan yürüyelim. İstediğin doktora, bak istediğin hastaneye, istediğin hekime sen seç. Sen seç. Doktoru da sen seç, hekimi de sen seç. Hangi adli tıp nereye gidecekse gideceğiz. İkimiz birden ama. Sen de gireceksin teste ben de gireceğim. Açık rest. Bak sen de gireceksin ben de gireceğim. Uyuşturucuyu demiyorum, uyuşturucuyu geçtim. Sen sigara bile içmiyorsun. Bak bak geçtim uyuşturucuyu geçtim. Eğer benim kanımda içki dahi çıkarsa sana namus, şeref, haysiyet sözü ben buradan bu programı bırakacağım. Ali Bey sana namus, şeref sözü. Bak sana namus ve şeref sözü veriyorum. Bizim Nihat Doğan sözüdür abi. Benim sözüm öyle Bakkal Ahmet Manan Mehmet'in sözüne de benzemez. Hastaneyi sen seçeceksin. Hemen şimdi yayın çıkışı. Ya adres ver ben geleyim ya da gel beni al burada. Bu yakada da güzel hastanelerimiz var. O yakada da benim için fark etmez. Gideceğiz teste gireceğiz. Sen de teste gireceksin ben de teste gireceğim. Bırak uyuşturucuyu. Eğer benim kanımda alkol dahi çıkarsa burada tüm Türkiye'nin huzurunda namus şeref sözü veriyorum. Ben bu koltuğu bugün bırakacağım. Ama senin kanında alkol, uyuşturucu vesaire bilmem ne çıkarsa bak ya çıkarsa o zaman senin de onurun, şerefin, haysiyetin,
zerre-i miskal kadar adamlığın varsa 250 taneye yakın şehidimiz var. 15 Temmuz'da. Hepsine birer ev vereceksin. Hadi odur meydan. Bravo. Hadi odur meydan. Hadi. Bırak öldürmeyi öldürmeyi. Ya öldürmeyi bayılmak burası. Burası deveden büyük fil var. Deveden büyük fil var. Şu an devletimiz bizi izliyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Başbakanlarımız, Cumhurbaşkanlarımız. Savcılarımıza da söyledik. Şu an onlar da izliyor ve ben şu an canlı yayında telefonu bekliyorum. Tekrar aynı sözleri bekliyorum. Savcılarımız da izliyor. Hayır. Ben başka bir şey. O işleri geçecek bak. O işleri geçecek. Ben sana başka bir şey söylüyorum. Sözümde de aynen sabit bir şekilde duruyorum Ali Bey. Haydi ara beni de ara. Nihat'cığım şu hastaneye geldi. Ben oraya geleceğim. Tekrar ediyorum. Ben eğer benim kanımda içki çıkarsa bıraktım uyuşturucuyu demeyecek. Kim doldurmuş sana? Sana kim söylemiş o yanındaki müptezeller, çakallar? 2 liraya satın aldığın godoşlar söylemiş olabilir. İhtimaldir yani. Bu piyasada çünkü ahmak çok. Tamam mı kardeşim? Ama senin kanında çıkarsa, senin kanında içki çıkarsa. Bak benim kanımda içki dahi çıksa geçtim uyuşturucuyu. Bırak. İçki dahi çıkarsa. Ya hadi sigara dahi çıkarsa. Bak sigarayı da koyuyorum. Benim kanımda sigara dahi çıkarsa ben bugün bu programı terk edeceğim. Yarın yani yeni yıl hani yarın da geliriz de 1 Ocak itibariyle mi 2 Ocak mı ne diyorlar Bircan işte. Pazartesi, yeni yıl 2017 itibariyle. Pazartesi ayın kaçı oluyor mesela? 2. 2 Ocak itibariyle sana namus, şeref üzerine yemin ediyorum Kur'an-ı Kerim'de el basarım ben pazartesi burada olmayacağım. Amma ve lakin Ali Bey, Sayın Ali Ağoğlu, senin kanında içki çıkarsa uyuşturucu demiyorum bak uyuşturucuyu bile söylemiyorum bile. Senin kanında içki çıkarsa sen de 250 tane şehidimiz var. 250 tane. Sen de hepsine birer tane verecek misin şehitlerin ailelerine? Son dönem tüm şehitlere versin. Suriye'den de geliyor. Hayır oraya verelim. Ya oraya verelim. Oraya verelim. Oraya verelim. Ömür oraya verelim. Hadi eğer 60 trilyon lira düğüne harcanıyorsa çok rahat. Eğer bak 60 trilyon düğüne harcamışsın. Allahu Teala daha fazla versin. Hı-hı. İnşallah bir daha çocuğun olur. Kızı onların da sünnetine, damatına bilmem ne 600 trilyon harcasın. Eğer biraz tekrar edin, namusun, şerefin, haysiyetin varsa ben seni burada bekliyorum bugün. Gel hastaneye gidelim. Hangi hastane diyorsan da gideceğiz. Tamam mı? Gelsin. Çok açık açık aslında söyledi. Yani, açık söyledi yani. Aslında bu Ali Ağoğlu'nun yaptığı telefon konuşmasındaki bir ithamın açık ve net bertaraf edilmesi bitmesiydi yani. Adam açık açık böyle bir şey kullanmadı. Niye sigara bile içmez ya? Benim sigara ben 5 vakit namazdayım benim. 5 vakit namaz kılıyorum i̇şte. Benim içkiyle onunla bununla ne işim var? Yani olur? O sanıyor hani ki. Hani bırak bak, uyuşturucuyu geçtim uyuşturucuyu da. İşte düşünsene bu söylediklerini sadece uyuşturucu kafası ve cesaretiyle söylenebilecek bir şey söylüyor. Ben ortamında bulmadım dumanı bilmem. Ben sigara hayatımda ben hiç bilmem yani. Biz yok. Tam tersi çok kendini bilen bak, bir masada Bircan'cığım, konuşuldunuz. Bircan'cığım bak biz tankların önüne çıktık. Ben bu ülke benim ülkem için ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Onların da polisler ters kelepçe yaptıkları zaman arabalardaki hallerini de biliyoruz. Gelsinler bizim kahramanlıklarımıza da baksınlar. Tamam mı? Bu işler parayla pulla olmuyor. Ben oraya girmem. Biz burada ya biraz tevazu sahibi olun. Tevazu. Biz burada kimsenin anasına, karısına, kızına küfür asla etmiyoruz. Olur etmedik şey. Ya. O şey olur mu? Etmedik olur mu? Sizi devletiniz bile kurtaramaz. Çok devletimiz bile çok, kurtaramazmış. Çok kötü bir laf. Yani bu hiç hoş bir laf değil. Bizim kimseye tamam, bizim biz de buradan devletimize duyurmuş olduk. Yani bakalım kim kimi kurtarıyor, kurtaramıyor. Görelim yani. Şimdi tabii Ali bak, biri yazmış diyor ki saç testi varmış. Saç testi. Evet yapılsın. Saç testinden ne oluyor saç testinden? İşte, evet oradan çıkıyor. Ha, tamam. Ali Bey bak saç testi yorumcu izleyenler öyle diyor. Nihat Bey saç testi. Sen de saçını getireceksin. Ben de gideceğim. İkimiz de saç testine gireceğiz. Benim kanımda bırak uyuşturucu, içki vesaire çıkarsa ben pazartesi itibariyle burada olmayacağım. Eğer senin kanında uyuşturucu, içki vesaire bilmem ne çıkarsa hemen pazartesi gideceğiz seninle tapuya 250 tane dairen öyle. O büyük dairelerden de istemiyoruz. Şehitlerimizin oturduğu evlerden al. Yani o semtlerden alırsın. Sana da biraz da ucuza mal olmuş olur. Eğer gerçekten de bu sözünde sabitsen hemen bekliyorum abicim. Ara beni kardeşim. Evet. Bizde yine hakaret, küfür yok. Abi niye hakaret? Zaten bugün dileğimiz dediğimiz o ya, gecikmeli yayın da yok. Aman dikkat edelim. Bir kez daha hatırlatmış oldum ben. Fakat şimdi ben gerçekten 20 ile yıla yakındır tanıyorum Ali Ağoğlu'nu. Evet söyledim. Çok da severdim, çok da sempatik dedin. Bulduğum bir adamdır. Tabii hepimizin ki ara ara gafları potlar oluyor ama yanlış yönlendirildiğini burada açıkça söyledim. Halen de söylüyorum.
etrafındaki yanlış adamlar tarafından yanlış yönlendiriliyor diyorum. Mesela en son bizi ilgilendirmez diyeceğiz ama ilgilendiriyor işte, insanları ilgilendiriyor. Kızını evlendirdin 23 yaşında, beraber olduğun hanımefendi de 23 yaşında. Bu tepki çekiyor, eleştiriliyor. İnsanlar haklı bunu eleştirmekte. Çünkü sen bir şekilde örnek oluyorsun insanlara. Neyse, fakat Ali Ağoğlu'nun mekan basma, küfretme, böyle galis küfürler savurma, tehdit savurma özelliği, cidden bilmiyordum bunları. Şaşırdım kaldım dün, telefonda da böyle kaldım. Ha, o basına yansıyan çok fena şeyleri var. Hayır, şimdi bir mesela kendi sitesinde bir dernek kurulmuş bazı site sakinleri tarafından. Orada evet, bir evet, toplantı yapılıyor. Site derken inşaat anlamındaki, yani internet sitesindeki. Hayır, yani o site insanların site oturmaya başladığı bir site ama. Evet. Bir dernek de kurulmuş, orada bir toplantı yapılıyor. Site sakinleri var, avukat var. Korumalarıyla helikopterle inip oraya giriyor, yine galis küfürler savuruyor. O video var şimdi, o gelecek ekrana. Arkasından insanlar çok tedirgin oluyor. Bir vatandaş cep telefonuyla çekmiş. Hmm. O videoyu şimdi ekrana getireceğiz. Demek ki bu özelliği varmış. Şimdi ortaya çıkıyor. Hmm. Ve bunlar hep böyle üstü örtülüyor bu hadiseleri. Bu işleri eskiden İbrahim Tatlıses çok yapardı, biliyor musun? Evet. Ne oldu? İbrahim Tatlıses'in en sevdiği işler bu işlerdi. Gazeteci tehdit etmeler, basmalarla aldırmalar, aburmak. Ne oldu? Filmin sonu abi. O yüzden biraz. Neyse. Bir laf vardır. Neyse, köpeklerle ya, yatan pirelerle uyanır ya, diye. Boş. Ben neyse, çok şey şimdi yapmak istemiyorum. Ben sadece gerçekten bunu bir savaş bilmem ne getirme. Bizim işimiz o değil Ömür. Biz yok, burada ya magazin yorumluyoruz dersin. Aa, öyle mi söylemişler? Olsun, bizim kardeşlerimiz de. Mesela merak ediyorum ya, bir söyleme. Ahmet Hakan da tabii ağır yazmış. Bülent kardeşimiz de Sabah gazetesinden. Bülent Cankurt günaydından zaten bütün detayı Bülent yazmış. Bülent Cankurt yazmış. Bunların hepsini yazdı. Mesela merak ediyorum, Ali Bey Bülent Cankurt'u arayıp Serhat Albayrak'a falan da tehdit etmiş misin? Serhat Albayrak kurtaramaz diye bir şey söyleyebilir mi? O hoşuna gitmiştir orada, ne takıldığını yazıyor. Aynen, söyleyebilir mi? Veya Ahmet Hakan'ı arayıp Aydın Doğan'ı tehdit edebilir mi? Ahmet Hakan'ı ölümle tehdit edebilmiş midir? Edemez. Edemez. Ömür, edemez. İşte. Edemez. Baktı çünkü biz magazin yaptığımız için lan benim bundan, zaten bu magazinlerin hepsi satılık. Godoş. Öyle deme, öyle deme. Ya çoğu abi, bazıları şimdi onların fikrini söylüyor. Ben sana söyleyeyim. Ömür. Küfüre girecek bak, ben sana söyleyeyim. Yok bak, ben sana söyleyeyim. Bak biz 40 deliyiz. Biz birbirimizi iyi tanırız. Doğru. Sen de beni iyi tanırsın, ben de seni iyi tanırım. 22 yıldır ben bu işin içindeyim. Sen de bir o kadar varsın. Çeyrek asır varayım. 92'den beri. Senle de zaman zaman çok tartıştığımız zamanlar oldu. Doğru mu? Normal, doğru. Ama biz hiçbir zaman birbirimize mahkemelik hak boyuta gelecek, yok, hakaret küfür olmadı. Ben seninle ilgili çok esprili haberler yaptım falan. Ben sen çok gayet kızdım. Bazılarına kızdım ama yine de aradım, konuştuğumda evet, doğru söylüyorsun Ömür, bu bir bakış açısıymış dedim. Evet. Sonra da ya Ömür arayıp seni ya şöyle birkaç tane daha yapar mısın dedim. Ya yeğenlerim falan gülüyor. Abi ben seni sevdiğim için yani yapıyordum zaten onu yani. Hayır hayır. Yani ben çok istihza edilmiş bir adamım sektörde. Doğru, o konuda. Hala da karikatürize edilmeye çalışılmış yıllarca da. En karikatürize edilmiş. Ya ben kendimle makara yaptım, papazı getirdim çıkardım be kardeşim. Doğru doğru. O papazı çok getirdim ya, bütün millet bende ne makaralar yaptı belli değil iki gün boyunca. Birca. Doğru, biliyorum canım. Ne makaralar, ne makaralar. Ben güldüm, o da yetmemiş gibi Ömür aradı beni. Baba dedi, haberin var mı, ortalık yıkılıyor millet dedi. Ne gülüyor ne makara dönüyor belli değil Twitter'da, Instagram'da. Ya ne oluyor Ömür dedim, papazı ya Allah aşkına dedim, papazı yayına çıkaralım. Bu kadar. Papazı koyduk papaz efendi. Ya Nihat Doğan evinde ölü bulundu diye, onu getirdi, canlı, hayır, canlı bulundu diye bir espri yapmışlardı. Bunu getirdi adam. Koyun dedi ya. Onu yani bile koydurduk yani biraz insan. Şimdi peki o mekan basma görüntüleri gelsin. Bakalım nasıl helikopterle inilip basılıyormuş. O görüntüleri bir izleyelim. Orada vatandaşlar çok tedirgin olmuş. Ali Ağoğlu'na yine yakışmayan bir görüntü gelsin. Ali Ağoğlu'nun yaptığı sitelerden birinde site sakinlerinin kurmuş olduğu bir dernek var. Oraya Ali Ağoğlu korumalarıyla birlikte aniden giriyor. Helikopterle indikten sonra, haber öyle. Ağır küfürler yağdırıyor oradaki insanlara. Bir tartaklama, darp var. Arkasından da bakın insanlar nasıl tedirgin olmuş, orada bir hanımefendiyi gördünüz. Böyle çıkıyor. Bu tip haberler de bak hep hasır altı ediliyor, görülmüyor. Neden? Ali Ağoğlu diye. Hı hı. Niye reklam verecek, hı hı, ilan verecek falan filan diye. Böyle şeyler de var. Nice. Şimdi tabii Ali Ağoğlu'nu böyle konuştuğun zaman o meşhur, bakın İstiklal Caddesi'nde bomba patlamıştı. Birçok insan ölmüştü, çocuklar ölmüştü. Orada herkes karanfil bırakıyordu. Sonrasında o bir hanımıyla diyeyim, bir hanımıyla gidip gül bıraktı ve sonrasında demişti ki halk fakir, karanfil bırakıyor. Ben zengin olduğum için gül bıraktım.
Şimdi bunları da unutmadık. O görüntüle gelsin. Hem hanımından ortanca diye bahsediyor bir hanımından. Hem de gül ve karanfil halkı fakir. Kendisini zengin orada bir kez daha ilan ediyor. Onlar karanfil, ben gül bıraktım zengin olduğum için diyor. O görüntüyü de hatırlayalım. Evet, yani tabii bu gibi görüntülerle anımsanmak, hatırlanmak, ki bu görüntüler her yerde, iyi değil Ali Ağoğlu için. Bir kez daha burada biz uyaralım. İnsanca uyarımızı yapalım. Doğru yolda değilsin Ali Ağoğlu. Öyle tehdit etmekle, ölüm tehditleriyle, o Ali sana bahsettiğim şeyler var ya, o görüntüler. Ölüm tehdit, 30 yıl önce bak Ali Ağoğlu 30 yıl önce böyle bir adamdı. Ne şöhret vardı, ne para vardı. Şimdi uçtu gitti bakın. Ali Ağoğlu'nun 30 yıl önceki görüntüleri. Yani Allah sana bir yol vermiş değil mi? Allah daha çok vermiş. Yani bunun için şükret, hamdolsun de, yaşa hayatını. Zaten yaşıyorsun da böylesine bir süreçte gözümüze sokma. İnsanlar onu diyor. Biz de burada insanların sesi oluyoruz. 30 yıl önceki Ali Ağoğlu bak. Muhteşem. Yine mi? Ya ne diyeyim, ne diyelim aslında, bilmiyorum ki yani. Tamam. Şimdi yine biz, bu işi para muhabbetle var. Biz bu işi hani bir savaş haline gelip bizim yaptığımız iş belli ondan sonra, ama söyleyeceğimizi de söyledik. Önümüze bakalım ama şu açık, ben tekrar iddiamın yanındayım. Eğer benimle ilgili söylediği sözlerde hala sabit ise hemen şimdi istediği zaman gideriz hastaneye. Saç teli var mı? Şimdi öğrendim ilk defa. Saç teliyle birlikte baktırırız. Hangimizin kanında uyuşturucu veya içki varsa bas bas bağırarak öyle diyor ya. Bas bas bağırarak. Tamam, tekrar ya tekrar. Olsun, tamam işte tekrar gelsin bu şey söyleyeyim. İddiasını ispat etmekle mükelleftir kişi. Aynen öyle. Gelsin abicim, ben sözümdeyim. Eğer benim kanımda, bırakın hani uyuşturucuyu, tekrar ediyorum, içki dahi çıkarsa hemen pazartesi ben buradan ilerliyorum. Etek giyerim böyle tertemiz konuşurum. Hayır hayır. Derim ki kardeş Ali abi haklı çıktı derim Sayın Ağoğlu. Ben ilerliyorum. Ama ve lakin onun kanında bir şeyler çıkarsa, ki çıkma ihtimali %90'dır. Onun kanında içki vesaire bilmem ne uyuşturucu çıkarsa da hemen 250 tane 15 Temmuz şehidimiz var. Şehitlerimize kendi o lüks bir dairelerinden de değil. Onu da söyleyeyim. Şehitlerimiz şu an hangi semtte oturuyorsa o semtten ilahiye düzgün böyle 2-3 artı bir daire yapacak hemen 250 tane. Yapsın, onu da söyleyeyim. Tamam, güzel bir çağrı evet, bu. Evet, çağrıda bulunuyorum. Evet. Neyse önümüze bakalım abi. Aynen. Hangi haber var şimdi?